Cüneyt, dur artık. Herkes bizi arar, dönmemiz lazım. Babanla ilgili bulduklarımızı anlatacağız senin amcana, Levent amcaya. Cüneyt, dur artık. Çekilmeyeceğim. Sen kötü bir insan değilsin. Bir sürü iyilik yaptın insanlara. Çekil. Küçücük çocuktun hem. Küçücük çocuğun dediğiyle. Küçücük çocuk annesine atla dedi. Ondan değil, annen hastaydı zaten. Tedavi ettirmediler. Ben yaptım. Sen yapmadın. Katilimdi. Cüneyt, asıl bu yaptığın cinayet, izin vermeyeceğim canına kıymana. Çekil Zeynep. Hiçbir yere çekilmiyorum. Zeynep çekil. Çekilmeyeceğim. Sen yanıyorsan ben dayanacağım. Sen nereye, ben oraya. Zeynep! Cüneyt, Zeynep, içeri gelin. Anne. İyi misin? Ne oldu? Hatırladı. Cüneyt. Cüneyt, sakin ol. Bunu konuşmuştuk. Biliyorsun. Bahri ışığa düştün ey dil. Lale canan oldu. Ali oldun gel rahimden. İçtiğin kan oldu. Cüneyt. Çek nedametten göğe duğdu dilin. Tök kanlı yaş. Servi nazı terk kıl. Külbergi handanı unut. Meryem, sen kızları yukarı çıkar. Sadi Hüdayi Efendi'ye haber vermek gerek. Çok meraktadır. Cüneyt. Cüneyt, sana bir sakinleştirici vereceğim şimdi. Rahatlaman için. Tamam mı? Gör ganimet fakrı mülkünde gedalık şivesin. İtibar mansabı dergah sultan unut. 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 Tamam, bekle beni. Rahatlaman için bunu içmen lazım. Unutmak için rahatlaman lazım. Hay maşallah. Vallahi hocam, Allah Zeynep kızımızdan razı olsun. Meraktan kahru perişan oldum. Durumu nasıl hocam? Hatırlamış. Zeynep otoyoldan çevirmiş getirmiş. Yani artık her şeyi hatırlıyor. Tabii bu durum eskisinden daha ciddi, daha kötü. Yani tedricen, kontrollü bir şekilde öğrenmesi gereken şeyleri kontrolsüz bir şekilde öğrendi. Ama
merak etmeyin, ben sakinleştirici verdim falan. Benim gözetimim altında olacak, merak etme. Allah sizden razı olsun hocam. Vallahi Cüneyd'i önce Rabbime, daha sonra size emanet ediyorum hocam. Allah razı olsun. Sizden de sağ ol. Hadi rahatsız etmeyelim, uyanmasın biraz, uyusun, dinlensin. Uyku şifadır hocam, uyusun. Ah be kara kuzum benim. Ah ya. Allah muhafaza. Ya bir şey olsaydı kaçarken? Aman ha. Anne sen olsan yüz çevirir miydin? Hem ben artık korkmuyorum Vahit'ten. Senden öğrendim. Zeynep. Senin aklında yüreğinde o hainden büyük orası aşikar. Ama annen haklı kızım. Büyüklerin meselesi bu. Büyüklerin meseleleri. Yeteri kadar yük oldu zaten omzuna. Lütfen. Bu son. Yeter artık. Az kaldı zaten. Artık Cüneyt de... İlaçlarını verdim. Uyuyor. Yani bir süre daha rahatlatır o ilaçlar onu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Suave Bey, müsaadeniz var mı? Gel gel, gide gele yol oldu zaten. Zeynep kızım, girdin odaya, ettin çıktın. Ne oldu hele, bir anlat bize ya. Biz Vahid'in gizli odasını bulduk. Cüneyt buldu. Nasıl hatırladı bilmiyorum. Bir anda yerini söyleyiverdi. Tabii ya. Seneler oldu bizim o tarafa gitmeyeli hocam yani. Ara sıra ben çalışırdı orada. Biz tabii sonra ardiye falan yaptırdık orayı. Demek ki orada kendine gizli bir oda yapmış. Bir bilgisayar vardı içeride. Değişikti biraz ama yeni gibiydi. Bilgisayardan yazışıyor hocam. Açabildiniz mi? Bir şifreler var. Aa, kriptolu telefon gibi. Hususidir o. Sonra biz ipucu için odaya bakmaya başladık. Cüneyt fotoğrafı gördü. Annesi vardı herhalde. Gül Ayşe. Hocam vallahi biz yani hiç onun fotoğrafı falan çektirmedik. Fakat bir ara devlet dairesi için bir fotoğraf icap etti. Vahit giderken onu bile aldı götürdü. Cüneyt'e kalmasın diye. Tetik o fotoğraf olmuş işte. Yani Cüneyt'i Cüneyt'e hatırlatan. Ne olacak şimdi, her şeyi hatırlar mı? Ya da Cüneyt olmadığı zamanları unutur mu? Yani bunlar... Kesin bilebileceğimiz şeyler değil ama geri dönmüş yani, her şeyi de hatırlıyor. Onu ne kadar üstse de. Yani bizim hafızamız birer kara kalem resim gibi. İşte anılarımızı duygularımızla boyayıp rafa kaldırıyoruz. Eğer hisleriyle barışırsa kendiyle de barışır. Nasıl çözeceğiz bu işi? Siz o odayı bulursunuz en nihayetinde. Ya tabii ki buluruz, bulmasına da mesele şifre. Şifre çözülebilecek mi hocam? Ya o da dert de. Bilgisayarın odada olmadığını hemen anlar bu. O zaman da gözü döner. Ya bunu kiminle ne konuştuğunu kanıtlayacaksak yaptığımızı ruhu duymamalı. Hocam ruhu duyacak. Hangi birini sakalayalım? Yani Cüneyt'in ortada olmamasını mı sakalayalım? Yani vallahi perişan olduk yani. Bize kafayı takmış şey Lokman'a. Herifi boğazlayacaktı ya. Zor aldık elinde. Neymiş derdi? Bu Seyitlerin seceresi var ya. O tutuluyormuş. Lokman da bunu tutan kişi. Yani bu Vahit tamam deli de, bu Lokman da hani akıllı mı, deli mi, çok da şey edemedim. Peygamber soyu mu? Sen bir şey biliyor musun? Yok. Ya bu sizin yani gizemli, alenkirli işleriniz. Suat Bey, istirham ederim, böyle şeyler söylemeyin. Ya yalan mı, bir kitaptan 40 tane kitap çıkartıyorsunuz? Vallahi 40 değil, 40 bin tane olsa Rabbimiz bize doğru yolu gösterir evelallah. Bey amca. Olamamış işte o. Ayrıca bana bey amca deme. Neyse şimdi tartışma programına çevirmeyin. Ya bizim bu durumdan zaman kazanmamız lazım. Güzel kızım. Bizim artık tekke dönmemiz icap ediyor. Anne. Cüneyt efendi. Kararında ama tamam, fazla değil. O vakit ben kapıda bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun hocam. Bey amca. Ya. Hocam. Nasıl hocam Cüneyt efendi? Ona ilaç almış, böyle kedi gibi yatıyor işte. İyi olacak ama değil mi? Kurban olduğum Rabbim dermansız dert vermez Arif'im. Bugünlerin geleceği belliydi, gelecekti yani. Sen bakma, doktor Levent'in yanında olması bizim için daha iyi. En azından gözümüzün önünde olur. O değil de bizi bu zebani babasını nasıl oyalayacağız? Ne yapacağız yani? Ne yapacağız o vakit? O bizi köşeye sıkıştırmadan, biz onu köşeye sıkıştıracağız. Zeynep kızım bunun odasına girdi ya. Ne? Orada bir laptop şey yapmışlar. Ne?
Laptop. Her bilgisayar. Her bilgisayar Arif. Bunun şifresini şey yapmaya çalışmışlar fakat bulamamışlar, muvaffak olamamışlar. Hep beraber bizim kafayı çalıştırmamız icap ediyor artık. Çalıştıralım hocam. Çalıştıralım çalıştırmasına da. Ya Arif sen yine ağzını çekip yapma. Ne diyorsun öyle bir söyle. Hocam bu Birgül'e mektup yazan adam kimdir, neyin nesidir? Ben nereden bulacağım ya? Ben 5000 koyunu nereden bulacağım ya? Derdimiz şu an bu öyle mi? Sen vallahi buradan bir koyun Arif. Kasap et derdinde koyun şeydir ya. Tövbe estağfurullah. Rüya aleminde belki ninni dinliyorsundur şimdi. Aldığın ilaçlar çok tesirliymiş. Levent amca söyledi. Belki de şiirler dinliyorsundur rüyanda. Belki bir rahleye eğilmişsindir. Eski zamanlardan kadim sözler okuyorsundur. Emniyettesin Cüneyt. Beraber. Bir kolaylık yok bu sefer Zeynep. Bu sefer yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.